Ben nerede ateşe atıyorsunuz? Adam sakalıyım. Ne oldu diyorum. İşte surat asılanlar bilmem ne yapanlar. Ben seni teselli etmeye çalıştım, ettim. Oyun bitti. Sıra sana geldi. Berna'yı almışsın, oyuna çıkmıyorsun. Sinirlerim bozuk. Sen bana gelip Aleyna eğer bu oyunda oynamazsa onu potaya yazacağım. Anlaşılmıyor. Her şey maydanoz olacak. Ben bunu... Sen var ya, yemin ederim sen bir üniversiteye git, rektör ol, tamam mı? Konuşmayı çok seviyorsun. Ben seninle konuşmak istemiyorum, tamam mı? Vallahi ben seninle konuşmak istemiyorum. Erzin git de geç şuraya. Ya bir şey oyunculuktan kazandığın para helal tamam olsun. Bekle, bu en çok senin avukatlığını yapıyor, tamam mı? Gitsin bir okulda rektörlük. Evet, dün kaybettik. Ama dediğim gibi ya, sadece bir kazanan vardı. Bence yine kaybeden yoktu. Çünkü 12-11 bitti. 12-11 kaybeden bir takım için gayet iyi bir skor. Olmadı. 11-11'deki bayrak yarışındaki en kötü, yani en iyi dörtlü diye çıkardığımız kişi, biri de ben olarak en kötü atışlarımızı yaptık. Yani ben bunu dün de konuştum. Tekrar sizin yanınızda da konuşayım. Hazır Ogeday da buradayken, hani birlikte seçmelere karar vermeniz, birbirinize öncelik vermeniz güzel bir şey. Ama dokunulmazlıkta kadın erkek benim için fark etmiyor, ama kadın da bu iki gündür olduğu için söylüyorum. Hani Ogeday sen dün oynadın, bugün biz çıkıyoruz, sen geride kal tarzı bence çok yanlış. Öyle bir şey dendi mi ki? Öyle yani bir seçme var. Kendi içimizde hani yedek olan hiç oynamayan kişiler oyuna girmek istiyor haklı olarak. Adama da şimdi... Yani bu sisteme ayak uydurmanız gerekiyor. Bu sistemden geri kalırsak zaten yenilmeye mahkumuz. Benim dediğim sistemde deneyelim. O kadar girsin, biz üçümüz girelim. Erkeklerden bugünkü atış kime bakıyorsa ikinci erkek girsin. Bir de aynen, kızlardan da Karadeniz'i bizim kızlardan işte Aysun ya da işte Begüm ya da Berna, o da bir sayı alacak gibi denkleştirirsek bugün mümkün değil. O kadar seçme yanaşamaz. Hakkımız yok. Evet, hayır, seçme hakkımız tamam, seçme hakkımız yok ama birinin bugün çıkıp bizi seçtiğini düşün zaten. İlla seçimler ya, hani bir seçme hakkı düşmüş olacak. Karşı takımdaki herkese geçmiş olsun. Hiç kimseye acımayacağım. Parkurlara çıkıp tek 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 hepsini yiyeceğim. Kendi içimizde güzel bir konuşma yaptık. Artık onlara patronun kim olduğunu bugünden itibaren göstermemiz gerekiyor. Survivor All-Star 2024'te haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Güzel bir gün, sıcak bir gün, önemli bir gün. İki adayı olan kırmızı takım, bir adayı olan mavi takım. Benim izleyicilerimizin bence bugün en çok merak ettiği şey, karşılıklı olarak eşit adaylar çıkacak mı? Yoksa mavi takım kazanacak, kırmızı takımdan 3 aday mı çıkacak? Tamamıyla sizlerin elinde olan bir gün. 3. dokunulmazlığı kazanan kırmızı takımla başlayalım. Mustafa Kemal, takıma ilaç gibi geldim bence. Performansının yüksekliğiyle ve kritik sayılarla takımın da mutlu, sen de mutlusun performansından. Ama bugün sizin için çok önemli bir gün. Gerçekten ben de böyle bir başlangıç yaptığım için çok mutluyum. Benim için bir dejavu gibi oldu açıkçası. 2018'de de böyle sonradan dahil olmuştum. 15-16 maç kaybeden bir gönüllüler takımı vardı. O haftada haftanın performansı seçilmiştim ve yükselişe geçmiştik. Yine aynısı oluyor. Yani takıma katkım olduğu için de çok mutluyum. Bu şekilde başlangıç yaptığım için de kendi adıma mutluyum. Takımla konuştuk zaten yükselişe geçme vakti diye ve bunun meyvelerini toplamaya başladık. Takım olursak, birlik olursak bence bu şekilde kazanma serisini devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Mavi takım,
Aysu, yani kaydedilen dokunmazlıkta aday olarak çıktın. Bu seni etkiler mi? Ama sen bu tip konulardan sanki çok etkileniyor gibi durmuyorsun. Bu kriz anlarını, bu duygusal geçişleri iyi yönetebilen bir isimsin bence. Kendini nasıl hissediyorsun ama? Dün de kaldı. Benim için dünkü dokunulmazlık oyunu bitti. Mental olarak da bugün buradayım. Takım arkadaşlarımdan herhangi birinin bir daha ismini yazmak istemiyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum. Takım olarak çok motive geldik. Bir daha o kırmızı takıma bu dokunulmazlık oyununu vereceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sahra, önemli dokunulmazlık. Elinizden geleni yapacaksınız tahmin ediyorum ki. Zaten başlayacak makara mekanizmasını. Onlardan bir kadın dışarıda mı bırakıyoruz? Evet. Zayıfları alıyoruz. Onların erkekleri dışarıda. Yani dünkü eşleşmede nasıl bir güçlü dışarıda bıraktık? Evet. Aynı eşleşmeyi yaptık. Şöyle hissediyorum. Büyük ihtimalle Karadeniz'e Aysu alacak onlardan. Evet. Öyle hissediyorum. Ama bakın arkadaşlar şu an onların istediği kırma. Kırma bizim takıma yaramıyor. Bunu bir kez daha altını çiziyorum. Çünkü o dört tane kızan sayı alamadığımız zaman sıfır çekiyoruz. Karadeniz'le barışalım. İki onlar kadından erkekten mi gelecek ona göre konuşuruz. Bir tık önde gelseler bile bizim atışımız iyi. Gerekiyorsa kırmaya gideceğiz ama bence onların ekmeğine yağ sürmeyelim. Dünkü taktikten aynısından gidelim. Bir tane güçlü dışarıda bırakalım. Furkan bunu bir seçme yapsın bence. Mustafa Kemal güçlü atıyor. Furkan uzun zamandır seçme yapmadı. Uzun zamandır seçim yapmıyor. Kenarda kalıyor. Furkan bir oyuna girsin. Furkan oyuna girsin. Hadi bakalım Furkan. Farkı kapatabilecek mi Merve? Bir tane daha atarsa rakibiyle eşitlenecek. Merve bu arada Nefise tekrar arka arkaya isabetlerini buldu. Nefise çok iyi, çok sert atışlar. İki tane de evet, Merve Aydın. Altı kaldı Aydın. Hala yok. Adeta bir frisbee gibi atmaları gerekiyor bu atışı. Merve. Bunu kaçırdı Nefise. Ve sembolü kaldı. Nefise'nin 4 vurdu düşmedi. Ya son 4 kaldı Nefise. Artık Merve'nin kesinlikle attığını düşürmesi lazım. Vurdu düşmedi. Atış stili çok önemli. Yuvarladık ya makarayı. Hı. Ondan sonraki yere geldiğiniz zaman onu açmaya çalışmayın. Hani içeri balık. Açılıyor zaten. İyi, sen kendini it. Aynen. Ne o? Şöyle gir. Hayır öyle değil ya. Düz direkt. Ellerini atacağın yere. Içeri gir. O da ol. Tamam. Erken gelip atışı nasıl atacağıma karar vermem lazım. Çünkü bu atış onun çok iyi. Ya Nagihan senden önde gelsin var ya. Bak sana abartmıyorum. Sen. 2 haftalık erzağımı sana veririm. Hiç oraya yavaş gelmedi. Ben size önde gelip atışı bir test edeyim kendim. 3-4 atış en az. Nefise Karatay'ın sayısıyla haftanın son dokunulmazlığında mavi takım ilk sayısını aldı. Skor 1-0. Sıradaki karşılaşma Özgür ve Dora arasında olacak. İki isim pozisyonlarını aldı. Hazır. Özgür mü, Dora mı? Haftanın son dokunulmazlığı. Kırmızı takım 3. dokunulmazlığı kazandı. Bir nefes aldı, bir aday çıkardı. Farkları karıştırınca önde gelip atış avantajı almaya odaklanmıştı. Aynen. Onu kaçırınca o daha dağıldı. Aynen yani nabzı. Toprağın gereken geldi. Ama çok güzel attın yani. Bir birlik eşitlik var. Haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyununda 12 olan kazanacak. Yağmur, rakibi Berna. Hazır. Yağmur mu, Berna mı? Bravo Yağmur. Aralıksız oynuyorlar. Her gün yarışıyorlar. All Star'da bu sezon durmak yok. Süratli bir geçiş. Şu an başa başlar. Evet iyi itti, iyi itti. Hatta iyi itti. Kim yapacak merak ediyorum. Kusursuzlar. Yağmur iyi attı. Berna yanında. Yan yanalar. Oraya sıkışırlar. Geçmeleri mümkün değil. Yağmur, Berna geçtiler. Şimdi çıktı iki isimde. Çek. Hadi. Bravo Yağmur, bravo. İyi tempo, güzel mücadele. Hadi devam, durma. Berna kusursuz geçti. İki isim makaradalar.
Yaman. Güzel geldi. Ersin de geldi. Ersin ekti. Ekti. Bak, bak, bak. Ersin. Evet, şimdi açtı mekanizmayı. Yaman. Biraz hızlı düşmeden geçebilecek mi? Evet, geçti Yaman. Ersin. Hemen arkasından geliyor Yaman. Burnu düşmedi. Ersin de geldi. Yaman, Ersin eşitler. Ersin mi, Yaman mı? Yaman öne geçti. Maşallah. Evet, ben. Ersin. Şimdi iyi attı. Berabersiniz. Berabersiniz. Yakaladı rakibini. Ersin, aynı bu atış. Sen çözdün. Önüne geçti. Bravo Ertin abi. Atamadı o. Yaman. Yaman öne geçti. At bir tane. Önüne geçti. Daha sola kay. İki tane öne geçti. Ersin farkı bire düşürdü. Yaman tekrar ikiye çıkardı. Yaman üçe çıkardı. Ersin ikiye indirdi. Ersin bire indirdi farkı. Ersin burada düşmedi. Öndesin Yaman. Fark bir iki isim arasında. Yaman tekrar atış noktasında. Yaman iyi attı. Yaman mı? Ersin mi? Yaman hala önde. Ersin bir anda atak yaptı. Atarsa yakalar. Sıyırdı. Ersin yakaladı. Ersin öne geçti bu sefer de. 5'e 4'ler. Avantaj şimdi Ersin'de. Yaman atarsa yakalar. Yaman yakaladı. 4'e 4'ler. Ersin öne geçti. Yaman yakaladı. Ersin, Yaman. Daha uzak. Daha uzak. Sert. Evet. Daha uzak. Evet. Ersin öne geçti yine. 3'e 2'ler. 3'e 2'ler. Ersin 3 liste geldi. Yaman'la geldi. Ersin 1. Yaman'ın hızlanması lazım. Ersin. Atarsa eşitler. Hizasına gir. Hedef değiştirdi. Az farkla kaçırdı. 5'e 3'ler. 5'e 3'ler. 5'e 2'ler. Aysun'un 2 kaldı. Aysu az farkla kaçırdı. Bu da olmadı. Hadi. 93 atış olduğu için siz kısa versiyonunu izleyeceksiniz. 4'e 2'ler. 4'e 1'ler. Aysu atarsa kazanır. Kardeniz topladı, tekrar geliyor. Aysu kaçırdı. Son bir diski var elinde. Aysu olmadı. Kardeniz'in belki de son şansı. 3'e 1'ler. Aysu kaçırdı. Kardeniz kaçırdı. 2'ye 1'ler. Burada düşmedi. 2'ye 1'ler. Aysu. Aysu. Olmayınca nasıl olmuyor inanamıyorum. O kadar fazla kaçırdılar ki. Bu da olmadı. Sayı gitmek istemiyor. Resmen bu sayı gitmek istemiyor Survivor'da. Kardeniz. Aysu kazandı. Milyon defa aldım. Şunu söyleyebilirim ki sezonun en uzun finalini izledik. Sizler kısa versiyonunu izleyeceksiniz sevgili seyirciler. Haydi ekip, tamam. Şurada düştüm ya. Sen? Gidemiyor, bacaklar gitmiyor. Haklısın, şişiyor. Toplamaya. Çok uzun sürdü. Var ya, of ya, benim için hele. Herhalde bir şey de bulamadım ki. Seda, bir ara çok kötü attım ama. Anlıyorum ben. Konsantrem bir de ilk neye daldı biliyor musun? Ben atıyorum buraya, rüzgar geliyor, böyle gidiyor. Ya, rüzgar bunu başlangıç çok iyi. Bravo Furkan, bas! Furkan önde, yine çok hızlı. Ortadan Sercan geliyor. Furkan bir engellik farkla gidiyor. Haydi haydi haydi. Haydi Furkan sert çok hızlı. Düşüyor, kalkıyor ama o tempo bir türlü kesilmiyor. Sercan. Sercan hızlanması lazım artık. Furkan atışlara geldi. Sercan kötü düştü. Devam ediyor. Furkan bu arada henüz isabetli atışı yok. Bir tane var, iki tane oldu şimdi. Hadi Sercan. Sercan iki atış geride başlayacak diyebilirim. Bir de bile başladı. Sercan yakaladı. Sercan burada düşmedi. Furkan mı, Sercan mı? Sercan, Furkan öne geçti.
Furkan düştü. Orada rüzgar şiddetini arttırdı Sercan. 7. 7'ye düşürdü. Furkan vurdu düşmedi. 7'ye 6'lar fark 1. Furkan kaçırdı. Sercan yakaladı 6'ya 6'lar. Sercan öne geçti. Furkan'ın hızlanması lazım bu sefer. 6'ya 5'ler. Sercan'ın 4. Furkan'ın 5. Furkan atarsa yakalar. Furkan kaçırdı. Sercan vurdu düşmedi. Şimdi düşürdü. Sercan 3. 5'e 3'ler. Furkan daha isabetli atışlar yapması lazım. Dediğim anda yakaladı 3'e 3'ler. Sercan öne geçti. Furkan'ın Sercan'ın 2. Furkan vurdu düşmedi. Sercan 1, Furkan 3. Sercan vurdu düşmedi. Furkan için önemli atışlar. Sercan, Furkan vuruyor vuruyor düşmüyor. İnanılır gibi değil. 3'e 1'ler. Furkan, Sercan aynı anda atıyorlar. Olmuyor. Sercan sıyırıp geçiyor diskler. İnanılmaz. Yani rüzgar da resmen yarışmacılarımızla oyun oynuyor sevgili seyirciler. Furkan 2. Sercan Yıldırım. Bravo Sercan. 4-2.